Uçtan uca Power BI eğitiminin ilk dersine hoş geldin. Tahmin edebileceğin üzere öncelikle Power BI Desktop'ı kurmamız gerekecek makinemize. Power BI ekosisteminde çalışırken bize lazım olan tek bir araç var. Tek bir altering aracı var. O da Power BI Desktop. Temel uygulamamız bu. Tek bir uygulama gibi gözükse de içinde hem veri ambarı tarafı var, ETL yaptığımız, veri transformasyonları yaptığımız Power Query katmanını içeriyor. Aynı zamanda veri modelini de burada kuruyoruz. Görselleştirme de gene Power BI Desktop içindeki katmanlardan bir tanesi. Şu an için sadece 32 bit veya 64 bit Windows uygulaması var. Mac versiyonu bildiğim kadarıyla olmayacak ama yakın bir zamanda web tabanlı bir uygulama olarak karşımıza çıkabilir. Power BI Desktop'ı indirip veya Microsoft Store'dan kurup makinamızda, bilgisayarımızda ücretsiz bir şekilde lokalde çalışabiliriz. Herhangi bir teknik kısıtlaması yok. Şu veri kaynağına bağlanamazsın, şu fonksiyonları kullanamazsın, şu görselleri kullanamazsın gibi herhangi bir, hiçbir teknik kısıtlaması yok. Ama oluşturduğumuz veri modelini, oluşturduğumuz raporları bulut servisinde yani powerbi.com'da yayınlamak istediğimizde bize bir organizasyonel hesap lazım, bir de lisans lazım. iş veya okul hesabı olabilir, com.tr uzantılı bir adresiniz olabilir, edutr uzantılı bir adresiniz olabilir. Bunları kullanabilirsiniz ama hotmail, gmail gibi adresleri powerbi.com'da e, kullanamazsınız. Power BI Desktop bizim ana aracımız ama Power BI Desktop'la birlikte kullanabileceğimiz Dark Studio gibi, Bravo gibi, Tablo Editor gibi onlarca external e, araç var. Bunlardan Dark Studio'yu ve e, Bravo'yu eğitim ilerleyen dönemlerinde birlikte kullanıyor olacağız. Şimdi eğer developer profiliyseniz veya kişisel kullanım için Power BI'yi öğrenmeye çalışıyorsanız, lisans tarafında sizin elinizi rahatlatacak bazı şeyler var. Microsoft Office'in E5 versiyonu Power BI içeriyor. Bunu alabilirsiniz. Bu eğer herhangi değişiklik olmalıysa bir ay süreyle geçerli bir trial, deneme hesabı. Office Developer lisansı alabilirsiniz ki bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Çünkü herhangi bir süreye bağlı kalmaksızın yenilenebilir bir modda çalıştırabiliriz bunu. Eğer Azure'da bir tenantımız varsa, Portal Office'de bir tenantımız varsa kendimize ücretsiz Power BI lisansı da atayabiliriz. Lisanslara detaylı bir şekilde daha sonra değineceğiz. Free Power BI lisansını kendi kullanıcınıza atadığınızda herhangi bir süre limiti yok. Dilediğiniz süreyle kullanabilirsiniz ama Bulut'taki bazı özellikleri, özellikle paylaşımı, collaboration'ı gerektiren özellikleri free lisansla kullanamazsınız. İsterseniz bu yöntemlerden her üçüne de bir göz atalım. Office 365 E5 deneme sürümü gibi bir e, keyword'ü, Google'da aratırsanız Microsoft'un ilgili sayfasına atıyor sizi. Buradan ücretsiz deneme deyip devam edebilirsiniz. Yöntemlerden bir tanesi bu. Bu bir ay süreyle geçerli. Çok uzun bir süre değil. O yüzden bunu kullanmayacağım. Ama bir yöntem olarak kullanabilirsiniz. Alternatifi Power ilk kez girdiğinizde sizden kullanıcı ismi ister. Buraya kullanmak istediğiniz kullanıcı adını Power İstanbul Eğitim onmicrosoft.com Microsoft.com uzantılı bir şekilde yazabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz e-mail, kullanıcı adı, domain isminiz nokta Microsoft on. Şunu nokta yapalım. On Microsoft on e, Ağustos ayı içerisinde Microsoft fabrik diye bir şey duyurdu fabrik sadece BI ekosisteminde değil veriyle ilgili data ile ilgili bütün servisleri Synapse, Azure Data Factory ve diğer benzeri servisleri tek bir çatı altından e, sunmaya çalıştıkları bir e, çatı marka gibi lisans isimlerinde bir değişiklik olur mu yakın zamanda kestirmek zor ama bu şekilde yaptığınızda size diyor ki ben sana bir tane free Fabric lisansı vereyim. Fabric ile ilgili bu ders içerisinde herhangi bir detaya girmeyeceğim ama blog sitesinde Microsoft Fabric nedir diye bir yazıda bu çatı markanın neyi içerdiğini, neyi içermediğini, ne olup olmadığını özetlemeye çalıştım. Biz Developer lisansını alalım. Çünkü bu lisans yenilenebilir tarzda bir lisans. Daha uzun süre kullanabiliriz. Join Now. Hesabım yok. Yeni bir tane oluştur. Create one. Get a new email address. Outlook.com uzantılı bir e email adresi alacağım. RBI-İstanbul eğitim misal next benden bir şifre oluşturmamı istiyor kişisel bilgiler tamamen atıyorum. İnsan mıyız değil miyiz? Testini yapıyor. Umarım doğru seçtim. Evet. Bölge, ülke, Türkiye. dilimizi seçtik. Onayla next kişisel projelerde kullanacağım. Ne seçtiğimizin çok bir önemi yok burada. Ülke burası kullanmak istediğimiz kullanıcı adı. Biraz öncekinden farklı olarak birazdan uzantısı onmicrosoft.com olan bir domain yaratacak. Power BI diyelim. Nasıl bir domain yaratmak istiyoruz Power BI İstanbul eğitim.. on .com. bir şifre oluşturuyorum uzun bir şifre olması gerekiyor devam et. telefon numarasını SMS gönderecek. SMS'le gelen kodu giriyorum. Ve evet, Teolu subscription'ımız oluşmak üzere. OK. subscription'ımız yenilenebilir şekilde 3 aylığına açıldı. Bu süre dolduğunda buraya tekrar gelip bu süreyi tekrar sıfırdan uzatmak mümkün. Kaç kez uzatılacağına ilişkin bir limit bildiğim kadarıyla yok. Buradan itibaren ne yapabiliriz? Kullanıcı adımız var. Kullanıcı adımız biraz önce oluşturduğumuz kullanıcı. Bununla portal ofise e giriyorum. portaloffice.com Oluşturduğumuz kullanıcıyı yazdım. oluşturduğumuz şifreyi de yazdım. Okay, welcome seansı biraz uzun sürüyor. Bunları geçelim. Buradaki admin menüsünden bakalım lisanslar ne durumda. Hepsini göster. Okay. 24 kullanıcılı Office E5 developer lisansını aldık. 3 ay süreyle. Eğer istersek o 3 ay sonunda da tekrar uzatabiliriz. Okey. Kullanıcıyı da oluşturduğumuza göre powerbi.com'a giriş yapabiliriz artık bu kullanıcıyla. İlk kez oluştururken bir miktar zaman alabiliyor. Okay, Şu an Power BI.com'da Power BI lisans sahibiyiz. E, oluşturduğumuz domainin aynı zamanda adminiyiz. Buraya daha sonra detaylı bir şekilde bakacağız bunların tamamına. E, burada bir şeyi not almanızı isteyeceğim. Şimdi Power BI.com bulut servisi. Okay, nerede bu bulut? Türkiye'deki kullanıcılar bulut servisinde Microsoft'un herhangi bir bulut servisinde sadece Power BI.com değil bir uygulama oluşturduğunda genellikle en yakın data center'a atıyor. Türkiye'deki kullanıcılar için önceleri Kuzey İrlanda'ydı, şimdi zannediyorum Hollanda oldu o. Buradaki help support altından about 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 Power BI. Şuradaki data center'in ismini not edelim eğitimin konularından bir tanesi data flow'larla ilgili. Data flow'a geldiğimizde premium per user lisansı ile kendimize ait Azure'da bir data lake storage yaratacağız. Hem Power BI .com servisi hem de yaratacağımız Azure Data Lake Storage aynı data center'da olursa hız olarak çok büyük fark farklar oluyor. Farklı data center'lardaki servislerin haberleşmesi daha geç sürüyor. Okey, lisansımızı oluşturduk. PowerBI.com'a girebiliyoruz. Kullanıcımızı da oluşturduk. Eğer developersanız bu yöntemi kullanırsanız herhangi bir lisans ücretine e, katlanmaya gerek kalmadan bu servisleri kullanabilirsiniz. Okay. Power BI lisans tipleriyle devam edelim konumuza. Power BI'de birkaç farklı lisans grubu var. Bunlardan bir tanesi kullanıcı bazlı lisanslar. Yani kullanıcı sayısına göre ücretlendirilen lisanslar. Üç farklı kullanıcı bazlı lisans tipi var. Free adı üstünde free ücretsiz. Pro birçok projede bizim işimizi rahatlıkla görecek olan lisans tipi bu. Bir de premium per user. Bu üç lisansın üçü de kullanıcı sayısına göre aylık ücretlendirilen lisanslar. Free ücretsiz. Kapasite bazlı lisanslar var. Bu, bu lisans tiplerinde bir kapasite satın alıyorsunuz. Premium kapasiteler var. P1, P2, P3 vesaire diye gidiyor. Benzer şekilde Power BI embedded kapasiteler var. A1'den A8'e kadar yanlış hatırlamıyorsam gidiyor. Aldığınız kapasite performans açısından size yeterli geliyorsa bu kapasiteleri sınırsız kullanıcıyla paylaşabilirsiniz. Üçüncü bir lisans tipi Power BI'nin on-prem versiyonu olan Power BI Report Server. Bunların arasındaki farklara, önemli farklara bir göz atalım. Öncelikle kullanıcı bazlı lisanslardan başlayalım. Free lisans, free okey DAX öğrenmek için, Power Query öğrenmek için, raporlama ile ilgili tecrübenizi artırmak için ideal idealde. iş gerçekten o raporları şirket çapında kullanmaya gelince çok da fazla işimize yaramıyor. Paylaşım yok bir kere en önemli şeylerden bir tanesi o. Paylaşımdan custom powerbi.com'da raporumuzu yayınladık. İyi güzel başka kullanıcılarla paylaşalım paylaşamıyorsunuz. Raporlara subscription yapamıyorsunuz. Data flow yok. Yani bir sürü özelliği eksik. Ama veri modeli öğreneceğim, DAX öğreneceğim, Power Query öğreneceğim ideal bir lisans tipi olabilir. Pro en çok kullanılan lisans tipi, en yaygın kullanılan lisans tipi. Günde 8 defaya kadar otomatik bizim belirleyeceğimiz saatlerde raporlarımızı refresh edebiliriz. Raporlarımızı başka kullanıcılarla workspace yaratarak çalışma alanı yaratarak veya Power BI apps yaratarak paylaşıyor olabiliriz. Data flow bunun için ayrı bir dersimiz var zaten eğitim içerisinde. Bulutta bize ait bir veri ambarı oluşturmamız sağlayacak ihtiyacımıza göre muhteşem bir özellik. Kullanıcıların raporlara subscribe olması gibi veya data alertler kurması gibi özellikler var Pro'da. Paginated reportslar Pro'ya geldi bir 5 ya da 6 ay kadar öncesinde daha önce sadece premium lisanslarda vardı. Paginate Reports SSRS'i bilirsiniz. SSRS'in Power BI versiyonu diyebilirim. Incremental Refresh var en önemli özelliklerden bir tanesi. Gene benzer şekilde Power BI'daki yayınladığımız datasetlere Excel'le lokaldeki Excel'den bağlantı yapmamızı sağlayan bir özellik Analyzing Excel. Bu da gene Pro'da olan bir özellik. Power BI dosyasının, bir Power BI dosyasının maksimum büyüklüğü hem free lisansta hem pro lisansta maksimum 1 GB olabilir. Power BI dosyamızı oluşturduğumuzda, kaydettiğimizde uzantısı PBX olan bir dosya oluşuyor. Bu dosyanın büyüklüğü 1 GB'ı geçemiyor. Ee, hazır böyle bir cümle kurmuşken bunu biraz açalım. Şimdi Power BI'nin dosya büyüklüğünü tetikleyen bir sürü etken var. Bağlantı yaptığımız, diyelim SQL sunucu 10 terabyte olabilir, 10 gigabyte olabilir ama o veriyi çektiğimizde Power BI'ye aldığımızda inanılmaz oranda sıkıştırılıyor. Power BI dosya büyüklüğüyle ilgili hem Power Query'de hem veri modeli tarafında granularity gibi bir takım kavramlara değineceğiz. Ama şu aklımızda kalsın, 1 Gbın altına belli kurallara riayet etmek kaydıyla dünyalar sığar. Pro lisansta kullanıcı başında da bir toplam kapasite var. E, dosya başına kapasite haricinde toplam yayınlayabileceğiniz dosyaların büyüklüğü 10 GB'ı geçemiyor kullanıcı başına. PPU ne getiriyor? PPU lisans Pro lisansla Premium lisans arasındaki bir lisanslama tipi. Aradaki önemli farklara değinecek olursak Pro ile karşılaştırdığımızda Pro'da 8 kez günde otomatik güncelleme varken PPU'da Premium Per User Lisansta 48 defa var. Sınırsız kez API üzerinden refresh edebilirsiniz. Burada API refresh'ten kastımız misal Power Automate'i kullanarak Power BI data setlerini, modellerini güncellemeyi kastediyoruz. Data flow Premium per user'da da var ama daha fazla kabiliyetle geliyor Pro lisansına göre. Computed Entity Enhanced Compute Engine gibi ekstradan özellikler var. Data Mart's var. Buna eğitim kapsamı içerisinde çok yer vermeyeceğim büyük ihtimalle çünkü bu uygulamayı bu özelliği Microsoft geçen senenin başında çıkarttı. Şimdi hiç adını zikretmiyor ile birlikte özellikle. Gelişmelere göre bu kont bu, bu özellikle ilgili bir content ekleyebilirim ya da bu şekilde kalabilir ama Data Mart kullanmak istiyorsak bu da PPU'da var. Data Marts bir nevi Data Flow artı Data Model'in biraz daha şekil değiştirmiş haliydi. Ama dediğim gibi Microsoft bu özelliği öldürecek gibi gözüküyor. Deployment Pipelines gibi Tenant'daki ayarlara girdiğimizde göreceğimiz özellikler gene PPU'da var. Ekstradan Azure Cognitive Servisler üzerinde çalışan işte Sentiment Analyst gibi servisleri kullanma şansımız var. PPU lisansımız varsa. Maksimum dosya büyüklüğü PPU lisansında birden 1 GB'dan 100 GB'a çıkıyor. Toplam kapasitede kullanıcı başına 100 TB'a çıkıyor. Yani bunlar fazlasıyla büyük e, kapasiteler. Öyle olduklarını söyleyebilirim. Pro mu PPU mu? Pro şu anki güncel fiyatlarla artı eksi 10-15 dolar arasında değişen fiyatlara sahip. E, bu aralığı bu aralığı da çok geçmeyecektir diye tahmin ediyorum. Pro çarpı 2. Özelliklerini artı gelen özellikleri düşününce PPU lisans da test etmeye, kullanmaya değer lisanslardan biri. Ama en yaygın olan dediğim gibi Pro lisansı. Premium lisansı bir kapasite satın alıyorsunuz. P1, P2, P3, P4 diye gidiyor. Eğer o kapasitenin performansından memnunsanız, isterseniz 1 milyon tane lisans gerektirmeyen kullanıcıyla o kapasiteyi paylaşabilirsiniz. Yani pro kullanıyorsanız çarpı 10 dolar desek 500 kullanıcı varsa şirkette 5.000, 1.000 kullanıcı varsa 10.000. Ve ciddi rakamlara çıkmaya başlıyor. Premium'un güncel fiyatları 5.000 dolardan başlıyor ama aldığınız kapasite dediğim gibi performansından memnunsanız sınırsız sayı, sayıda kullanıcıyla paylaşılabilecek bir kapasite. Gene dosya büyüklükleri, toplam büyüklükler e, burada aldığınız kapasiteye göre 400 GB'a kadar çıkıyor. Portal ofisten satın aldığımız bir servis bu. Kapasiteleri değerlendirmek gerekirse P1 için diyor ki örneğin işte 4 V kormuş, P2 8 V kormuş, 50 GB RAM'miş vesaire falan. Bu, bu, rakamlar bize pek bir şey ifade etmeyebilir ama şuradaki bölüm edebilir. Maximum page renders at peak hours. Yani max en yoğun olduğu saatlerde render edebileceği, görüntüleyebileceği maksimum rapor sayısı, e, rapor sayfası sayısı gibi değerlendirin. Mesela P1 için 1200 diyor. Yani aynı anda çok sayıda kullanıcı Power BI'daki raporlara yüklendiğinde 1200 tane rapor sayfasını saatte gösterebileceğini söylüyor. Premium lisansla birlikte gelen Power BI Embedded diye bir özellik var. Şimdi Power BI Embedded'in birkaç farklı versiyonu var. Power BI Pro'da da bir Embed opsiyonu var. Bulut'taki özellikleri anlattığımız derslerde buna değineceğiz, bakacağız. Oradaki Embed'le yani Pro lisansında gelen Embed'le Premium lisansındaki Embed birbirinden farklı. Power BI Embedded diye ayrı bir, ayrı bir lisans tipi daha var. Power BI Embedded Premium'daki veya Power BI Embedded servisindeki Embedded, Power BI raporlarınızı hiç PowerBI.com'a bulaşmadan kendi geliştirdiğiniz bir uygulama altında kullanıcılarınızda dış müşterilerinize göstermek istiyorsanız kullanabileceğiniz bir embed yöntemi, gömme yöntemi. Bu embedded kabiliyeti premium lisans da var. Okey. P1, P2, P3, P4 ile geliyor. Ayrıca Azure'dan kiralayabileceğiniz bir servis olarak da var. Farklı SQ'ler alabilirsiniz. A1, A6 vesaire diye gidiyor. Aylık fiyatları var. Gene benzer şekilde bir kapasite, vCore ve memory olarak bir kapasite özellikleri var. Eğer çok sayıda dış müşteriye rapor hizmeti sunma ihtiyacında olan bir şirketseniz ki var öyle şirketler. Power BI Embedded'i kullanmak size kendi markanızı yaratmak adına bir artı katabilir. Çünkü sağdan soldan Power BI.com çıkmıyor. Power BI logosu yok. Microsoft logosu yok. Kendi brandinizle kendi raporlama sisteminizi oluşturmanızı sağlayacak bir özellik bu Embedded. Artı premium'daki, premium'da da embed var demiştim. Oradaki embed'e göre bu servisin pause edilebilme yani gerektiğinde durdurulabilme şansı var. Misal A2 SQC için işte 1200 pound aylık bir maliyet var. Ama günün geceleri çalıştırmıyorsanız örneğin bu servisi fiyat bir anda yarıya düşüyor olacak. Ekstradan ne yapmak gerekiyor? Şimdi Power BI'nin diğer lisanslarında Pro, PPU veya Premium Power BI.com'u kullanıyoruz. Her şey hazır, interface hazır. Login oluyorsunuz, sağdan soldan bir şeyler seçiyorsunuz, ayarlara giriyorsunuz. Embed servisini kullanıyorsanız, Azure'dan kiraladığınız Power BI Embed servisini kullanıyorsanız, bu servisin ön yüzünü, web interfaceini sizin yazmanız gerekiyor. Onun detaylarına şu aşamada çok girmeye gerek yok ama alttaki iki link, bir tanesi Microsoft'un kendi linki. O üst giydirmeyi, web interfeysi nasıl yazabileceğinizi, hangi dillerle yazabileceğinize ilişkin örnekleri içeren bir web sayfası. Alttaki YouTube linki de Power BI İstanbul'un Meetup grubunda yaptığı Power BI Embedded özelinde bir Meetup. O kayda ulaşıp izlemek isteyebilirsiniz. Okay. son lisans tipi Power BI'da Power BI'nin on-prem versiyonu diyebileceğimiz Power BI Report Server. Eğer kanuni olarak verilerinizi yurt dışına çıkartma gibi bir durumunuz yoksa çıkartamıyorsanız resmi olarak kanuni olarak mecburen kullanmanız gereken Power BI lisansı diyeyim. Türkiye'deki bankalar Power BI kullanan bankalar Power BI Report Server kullanıyor çünkü veriyi yurt dışına çıkartamıyorsunuz geliştirme hızı işte on Power BI diyorum ama geliştirme hızı buluttaki gibi değil. Bulut versiyonları neredeyse her şeyi ayda bir güncelleniyor. Report Server ise yılda en fazla 4 defa güncelleniyor. Artı Report Server için kullandığımız Power BI Desktop farklı bir Power BI Desktop ve buluttaki versiyonda uyumsuz. Eğer kanuni olarak zorunlu değilseniz Bence çok düşünülmemesi gereken bir opsiyon. Peki bunu nasıl alabilirsiniz? On-Prem Report Server nasıl satın alıyoruz? Eğer Premium lisansınız varsa P1, P4 size On-Prem Report Server kurma hakkı veriyor. Ya da ikinci bir opsiyon SQL Server SA lisansı ile satın alabiliyorsunuz. On-Prem Report Server'ı. Geliştirme geriden, geriden geliyor demiştim. Aynı zamanda bazı özellikler de geriden geliyor. Misal Role Level Security, 6 ay gecikmeyle geldi on-prem report server'a. Bazı özellikler hiç gelmeyecek. Raporlara subscribe olma gibi, data alerts gibi. Dediğim gibi eğer kanuni olarak bir zorunluluk yoksa bana göre bir miktar e, gereksiz bir lisans. Okey, bu derste Power BI ekosistemini kullanmaya başlamak için bize ne lazım? Onları yaptık. Bir tenant aldık, bir Power BI lisansı aldık, Pro lisansı aldık, tenantımızı açtık sans tiplerinden hangisi hangilerini kullanmamız gerektiğine ilişkin bilgimizi de arttırdık. Power BI kullanmaya başlayabiliriz artık.